Peki hocam tansiyon, kolesterol, şekerle bağlantısı olanlar daha mı dikkatli olur? Özellikle kimlerde görülür diye soralım. Şişmanlık zaten olmazsa olmaz çağın hastalığı ama her şişmanlık kalp hastalığına doğru gidebilir mi? Hiçbir şikayetim yok diyen danışanlar da var çünkü bağlantılarda hocam. Evet. Öncelikle şunu vurgulamak gerekiyor ki periferik damar hastalığı dediğimiz şey oluşum mekanizması itibariyle kalp damarlarından farklı değil. Yani kalp damar hastalığına sebep olan yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara, ileri yaş, erkek cinsiyet gibi faktörler aynı şekilde yüksek kolesterol. Bunlar nasıl kalp hastalığı yapıyorsa aynı şekilde periferik damar hastalığı da yapıyor. Dolayısıyla oluşum mekanizması kalp damar hastalığıyla aynı. Biri önemli husus, biz hastalarımızı gözden geçirirken şah damar tıkanıklığı var ise bacak damarının da tıkanabileceğini, böbrek damarının da sorunlar içerebileceğini, beraberinde kalp damarlarında sorun olabileceğini aklımızda tutmak durumundayız. Dolayısıyla bizim şöyle bir yaklaşımımız vardır. Bir hasta ilk olarak hangi bölgeden sıkıntı yaşadıysa, diyelim ki şah damarında bir sorun yaşadı, biz onu tedavi ettik. Mutlaka diğer bölgeleri de biz kontrol ederiz. Çünkü az önce belirttiğim gibi mekanizma aynı. Bacak damarını tıkayan etkenler nelerse kalp damarını tıkayan etkenler de aynı. Şah damarı için keza öyle. Dolayısıyla risk faktörleri, yani ben acaba periferik arter hastası olabilir miyim diye düşünmesi gereken, tedbir alması gereken hasta grupları benzer. Tansiyon olan, şeker hastalığı olan, yoğun sigara içicisi olan, kolesterol olan, belirli yaşı aşmış kişiler. Alkol değil Evet, mi hocam? alkol Olmazsa. keza aynı şekilde. Burada sadece fark şudur, kalp damar hastalığına göre. Periferik damar hastalığında sigara biraz daha ön plandadır. Diyabet biraz daha ön plandadır. Diğer sistem hastalıklarına göre.